İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Ey tarihin en büyük şehadet destanını yazanlar! Ey şerefinin ölçüsü tarihin ufuklarına sığmayan kahramanlar! Ey yüreği avcunda, kefeni sırtında olanlar! Ey Eroğlu er, yiğit oğlu yiğitler! Size binlerce kez selam! Ey toprağının koynuna gülerek girenler, Türk milletinin şan ve şerefine leke sürdürmeyenler, ey tarihin koynunda Türk milletine beyaz bir sayfa açanlar. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yönelmiş olan bu çılgınca ve hayasızca
saldırılara elbet boyun eğmeyecekti. İşte bu büyük marşımız kahraman ordumuza ithaf edilmiştir. Sevgili öğrenciler, İstiklal Marşı'nı sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemek, ülkemize sahip çıkmaktır. İstiklal Marşı'nı vakur bir şekilde okumak, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bu yüce destanı yazan ustayı, hem de yazdıran sayısız kahramanı rahmetle anarken, son sözü yine üstadın dizelerine bırakıyorum. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy. Bakıştır. Toplumun yüreğinden inançla haykırıştır. Coşkulu söyleyelim, inlesin dağlar taşlar, marşımızı söylerken yücelir tüm yurttaşlar. 11'de sınıfından Nida Merve Çetin'i İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığı adlı metni okuması için buraya davet ediyorum. Yıl 1921. İstiklal mücadelesinin en çetin bir safhasında milletin duygularını belirtecek bir İstiklal Marşı'nın yazılmasını istenmiş ve böylece Maarif Vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir müsabaka açılmış ve müsabakada birinciliği kazanacak zaten 500 lira para mükafat verileceği ilan edilmişti. Yurdun her tarafından 500'dan fazla şair müsabakaya girmişti. Fakat yazılan 724 şiir milletin hissiyatına tercüman olacak bir durumda değildi. Mehmet Akif, marşın para ödülü olmasından dolayı müsabakaya katılmamıştı. Halbuki o günlerde Akif büyük bir maddi sıkıntı içindeydi. Ankara'nın soğuğunda ceketle gezerdi. Paltosu yoktu. Zamanın Maarif Vekili Hamdullah Supi, böyle bir marşın ancak Safahat yazarı şair Mehmet Akif tarafından yazılabileceğine inanmış ve 5 Şubat 1921 tarihinde Mehmet Akif'e istek dolu bir mektup yazmıştır. Mektubunda Mehmet Akif'in çekindiği tüm engelleri ortadan kaldıracağı, özellikle şiirin ödülsüz olarak kabul edileceği sözünü vererek Akif'ten şiir yazmasını ısrarla istemiştir. Mehmet Akif imanıyla yazdığı, yaşadığı hayatla Anadolu'nun asırlık ızdırabının neslinde hisseden ruhuyla, zulme, küfre karşı zaman zaman zapt edemediği isyanıyla milli mücadelenin örnek şahsiyetiydi. Bu nedenle Mehmet Akif, milli mücadelenin marşını yazmakta güçlük çekmeyecekti. Mehmet Akif şiir yazmaya başladı. O, edebiyatın usta şairlerinden biriydi ve milletin ızdırabını derinden dinleyen bir aydındı. Yazdığı şiirle Mehmet Akif büyük beklentiyi boşa çıkarmadı. Bütün dostları onun evde, sokakta, camide, uyurken, yürürken, yemek yerken adeta bütün hücreleriyle İstiklal Marşı'nı düşündüğünü görüyordu. Marş nihayet son şeklini aldı. 7 Şubat 1921 tarihinde imzasız olarak Maarif Vekaleti'ne teslim edildi. Görüşmeler sonucunda son 7'ye kalan Akif'in şiiri Maarif Vekili Hamdullah Sufi Bey tarafından mecliste coşkuyla okunmaya başlanmış ve hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal ile biten şiiri orada bulunan kişiler ayakta alkışlamış ve Akif'in şiiri İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif son zamanlarını yaşamaktaydı. Gazeteciler ziyaretine gelmiş ve söz İstiklal Marşı'na gelince gazeteciler Akif'e İstiklal Marşı'nın değiştirilip değiştirilmeyeceğini sorduklarında Mehmet Akif hasta haliyle yatmakta olduğu yatağından doğrularak şu ibretlik sözleri söylemiştir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Marşımız kahramanlar destanı. Gönülden oku, benimse. İstiklali, hürriyeti, ruhu anlatır bu marş, benimse. Milletin tarih ve öyküsünü bu nesle yansıtan değer, dillerin, kalplerin coştuğu bu dizeler her şeye değer. On en sınıfından Şaban Karaoğlan'ı bayrak adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum.
mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben, nereye dikilmek istersen söyle. Söyle seni oraya dikeyim. Dalgalan sen de, şafak!